çizime dayalı işleyişte bu son aşama. Ve mümkünse logolarda past, inside, front, yani bildiğiniz inisiyatör, klipi, maskeleme ve şeyde noktaları girmeyin. Yani burada ben mesela şu kadarlık bir alan taşması var diye bunları maskeleyebilirim. Ama maskeleme yapmak son logoda pek doğru bir tercih değil. Bazı sıkıntılar çözümlere gidebilir. Olabildiği kadar logo tek bir obje ya da en dış hatta çok temiz olma, temizlenmeli. Kesin birleşimi, o programa özel işlemlere tabi tutulmama. Dediğim gibi müşteriye siz logoyu Illustrator, EPS, PDF vereceksiniz. Müşteri alacak bunu. Belki tabela yaptıracak. Ne? O tabela için PC, Windows'ta bir tabela yazılımına verecek. Orada uyum sorunu çıkarsa ne olacak? Programını açtığı zaman Illustrator gibi değerlendirmez. Onu objeyi bozabilir. Bozulmaması lazım. Siz mesela internetten görsel indiriyor musunuz? Bu Shutter veya oradaki kaynakları kullandığınız oluyor mu? Hazır böyle clip art çizim bir yerden buluyor musunuz? Ödevlerine genelde izin vermiyoruz ama yani kastettiğim Shutter ve o tür yerlerde firmalar o görselleri teslim alırken bu kuralları tabi tutuyorlar. Yani hem format hem de çalışma tarzı olarak ki her yerde kullanılabilsin, her yerde aynı kalitede kullanabilsin diye. Dolayısıyla sizler de işi her zaman için en son aşamada olabildiği kadar temizlemeniz gerekir. Ki bazı yerde iş patlamasın. Hatalı olabilir. O hatayı sen yapmamış olabilirsin ama tasarımcının yaptığı işten gelen bir sorumluluğundan dolayı siz olasılıkları ya karşı tarafı bilgilendirmeniz gerekir ya da olabildiği kadar riskleri temizlemeniz gerekir. Bunun da yöntemlerinin bir tanesi nedir? Şuradaki alanların az önce gördük mesela en basitinden bakın en basitinden bu yani nasıl yaptın, uzun mu yaptın, amatörce mi yaptın? Ben baktıktan sonra, o olmuş dedikten sonra yani nasıl yaptın o değil. Gerçekten önemli. Her zaman için sonuç odaklı olun ama sonuç odaklı olurken de gittiğiniz yolları asla küçümseyin. Bu size değer katar çünkü. Silgi ve makası ele aldık. Burası ile ilgili bir sorunuz var mı arkadaşlar? Sizin mola ve gereksiniz var mı? Ben sormadım. Yani çocuklar bilmiyorum. Sigara içen var aramızda çünkü. Benim 7 saat en uzun seminerim 7 saattir. 7 saatte konuşabilirim. Çay molası verebiliriz diye. Ya ben sadece yani özel ihtiyacı yoksa yani çok dersi severek dinlediğinizi farkındayım. Tatil. Ama bu arkadaşlar aslında ben böyle başkaları paylaşmazsa ve hediye bile vermek isterim de öğrenciye çok komikti. Bir anımı anlatayım size. Tam böyle çok böyle ben ücretli bir yerde çalışıyorum. Geçim orada yapıyorum. Bazı ürünler de hazırlıyorum. Ürünleri bir sembolik rakamlarla satıyorum. Yani bu bazen ekstra gelir. Sparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde şimdi iki ürün var. Sattım. Öğrenciler diyor ki çok komik yanımda da diyor artık ya sen buna biz kopya çekeriz birbirimizi çoğaltırız diyor. Ya arkadaşlar tamam da yapın da gözümün de bunu yapmayın. Ben doymuyum. Çok komikti. Eyvallah her şeye alışız. Her şeyi biliyoruz ama.